Lezzetli Madde kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Lezzetli Madde kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Size Eti'nin pizza kraker ve taç krakerini tanıtacağım. Yani bu ürünlerin lezzeti mi testini gerçekleştireceğiz, inceleyeceğiz. Ben bu ürünleri gördüğüme çok sevindim arkadaşlar. Normal şartlarda öyle bakkal tarzı yerlerde çok fazla bulunmayan bir ürün. Özellikle büyük marketlerde hiç olmayan bir ürün. Yani neredeyse ben hiç şu ürüne rastlamadım. Hani bunu bir iki yerde gördüm ama buna hiç rastlamamıştım. Bunu yine bizim burada bir market var arkadaşlar. Yeni açıldı. Bu markette buldum bu ürünü. Fiyatına da bakmak gerekirse arkadaşlar biz bunu orada ne kadar almışız? Eti pizza krakeri yani şunu 1 lira 95 kuruş almışız. Şu ürünü de 1 lira 75 kuruş gibi bir rakam almışız arkadaşlar. Bu ürünlerin ikisi arkadaşlar benim neredeyse çocukluk zamanımdaki olan ürünler. Yani okul dönemimde yani 5. ve 6. sınıfa giderken bulunmuş olduğumuz okulun tam karşısında bir bakkal vardı. O bakkalda bu ürünler tam cam kenarında dururdu. Okuldan kaçıp kaçıp bunlardan almaya giderdik oraya. Gerçekten de o zamanki tatları çok güzeldi. Yani çok hoşumuza gidiyordu. Yemek özellikle böyle sodayla gazozla yemek. Pardon soda demişim gazozla yemek. Bu çok hoşumuza gidiyordu. Bir de o zamanlar böyle Kristal diye bir marka diye bir kola vardı. Böyle ufak şişelerde. Onunla birlikte çok süper oluyordu bunlar yani. Çok hoşumuza gidiyordu. Sırf onun için gidiyorduk. Ben bu ürünleri gördüm. Yani çok böyle duygulandım da biraz eskiye gitmiş olduğum için arkadaşlar. Bu ürünler arkadaşlar dediğim gibi 1 lira 95 kuruş ve 1 lira 75 kuruşu aldık bu ürünleri. 76 gramlık bir ürün. Bu da aynı şekilde 76 gramlık bir ürün arkadaşlar. Şöyle bir tabak getirdim kendime. Etrafı çok fazla dağıtmak istemiyorum. Çünkü bu ürünler çabuk kırılan ve parçalanan ürünler. Tatlarına bakacağım yani. Benim çocukluk zamanımdaki tatlar var mı içerisinde? Ona bakacağım. Ürünün içeriği aynı şekilde şu şekilde arkadaşlar. Yine ısıdan, nemden, güneşten korumak için bu şekilde bir ambalajı bulunuyor. Şundan buraya birkaç tane dökelim. O koku aynı. Kokuda bir gram değişiklik yok. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bisküvi o kadar narin ki anlatamam yani size. Şuradan 3 tane falan alalım. Şu şekilde bir bisküvi taç krakerli kraker yani kraker bisküvi kraker öyle bir şey. Bu neyliymiş bu normal şartlarda bakalım. Ne diyor? Herhangi bir içerisinde bir şey var mı? Şöyle peynir altı suyu bulunuyormuş arkadaşlar bunun içerisinde. Peynirli kraker diye isim vardı zaten. Peynir altı suyu bulunuyormuş bunun içerisinde. Peynir altı suyundan da normal şartlarda protein üretimi yapılır. Bunu da vermiş olalım. Bilgi verin. Bu ürün arkadaşlar tamamıyla Türk malı. Ülker Taç. Bu üründe Eti'nin ürünü pizza. Bu da aynı şekilde Türk malıdır diye burada yazıyor. Şu pizza olan ürün arkadaşlar normal pizza gibi değil. Yani bu işte gidip bu Domino's'tan bir pizza almaya benzemiyor. Pizza cracker yani pizzanın içerisindeki kullanılan baharatları cracker olarak kullanıyorlar. Bu sosundaki baharatları. Bu işte arkadaşlar şöyle A gibi ya da üçgen de diyebilirsiniz. Şu şekilde bir şey. Kokusu benim çocukluk zamanımdaki kokuyla neredeyse birebir aynı yani onu hatırladım. Şimdi tadına bakacağım. Tadıyla da aynıysa gerçekten yani çok süper çok duygulanmış olacağım şu an. Benim okul zamanında yediğim tatla şu anki tat arasında hiçbir fark yok. Yani bahsetmiş olduğum dönemler arkadaşlar bundan 15, 16, 17 sene önceki dönemler. Yani öyle düşünün. Ben o zamanlar 10, 11, 12 yaşında falanmışımdır yani. Kesinlikle o zamanki yediğim tatla bu zamanki yediğim tat neredeyse birebir aynı. Hiçbir değişikliğinin olmadığını söyleyebilirim size. Çok güzel. Bundan alacağım ya. Bundan bir 5-10 paket alacağım bırakacağım eve. Çok güzel. Ben çok sevdim. Yani çocukken de seviyordum. Şu an gerçekten hoş. Arkadaşlar bu ürün beni duygulandırdı. Yine aynı şekilde bu üründe. Bu ürünün tadına bakacağım arkadaşlar. Bunun arkadaşlar kraker ekstradan tuzlu kraker olarak da geçebiliyor. Çünkü bu ürünün içerisinde üzerlerinde ufak ufak kristal tuzlar bulunuyor. Yani şuradan belki net olarak göremeyebilirsiniz ama üzerinde ufak ufak kristal tuzlar bulunuyor. Ve o yüzden çok lezzetli ve çok yumuşak bir bisküvidir bu. Böyle zaten çıt diye kırılmaya gelir hemen böyle. Çıtır adana kırılır bu.
Yani benim çocukluk zamanındaki yemiş olduğum tat ile bu tat aynı. Yani tadını tamamıyla korumuşlar birebir. Bu zamana kadar getirmişler bu ürünü. Gerçekten çok mükemmel. Lezzetleri gayet yerinde, gayet hoş. Dediğim gibi benim çocukluk zamanımla bu zaman arasında tatlarının arasında hiçbir fark neredeyse yok yani hatırladığım kadarıyla. Şundan ve şundan gideceğim bir beşer altışar paket alacağım. Evde bir kenara koyacağım. Canım istedikçe yiyeceğim bunlardan. Eskiye yad etmek için. Arkadaşlar fiyatları da normal piyasadaki diğer ürünlere göre gayet uygun. 1 lira 75 kuruşta 1 lira 95 kuruş olduğunu söylemiştim size. O zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam 2500 liralık bir demir para vardı. O demir parayla alıyorduk bir tane bundan. Bir tane de bundan alıyorduk. 125 kuruşa falan geliyordu bunun tanesi. Öyle hatırlıyorum yani o dönemlerde. O şekilde geliyor bana. Çünkü 2500 lira veriyorduk. İki tane bundan alıyorduk. Bir de 100 kuruşlar vardı. Ona da bir tane kristal kola diye bir kola vardı. Ondan alıyorduk. Bize de günlük işte böyle 500 kuruş harçlık veriyordu annemler. Onunla da bir simit bir meyve suyu alabiliyordun o dönemlerde. Hatta bir simit bir meyve suyu bir de dolmuş parası çıkıyordu bizde. Öyleydi yani. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Yani bunları buldum. Koşa 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 eve geldim. Dedim ben bunun videosunu çekeceğim diye. Ya başka bir şeyler de alacaktım işin açıkçası ama kaynadı yani arada ben bunları gördükten sonra o yeni açılan markette. Oraya tekrardan uğrayacağım. Bakalım neler var neler yok. Onları da görmüş olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Bana destek vermek isterseniz de kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek ve yorumlarınızı bizden eksik etmeyerek bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi hepiniz çok seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.